Herkese merhabalar. Bugünkü videoda Bitcoin, Litecoin, Ethereum ve Ripple analizini yapacağım. Evet, Bitcoin ile başlayalım. 4 saatlik grafikte şu an bulunuyoruz. 16 Mart videosunu izlerseniz orada Bitcoin'in buradan 52 bine gitmek gibi bir hedefi olabilir diye bir video çekmiştim. Fiyat buradayken. Sanırım 16-17 Mart'ta çekilmişti. O videoyu izlerseniz bu arz bölgesini işaretlemiştik. 60 bin seviyesini. Daha önceden bir sonraki videoda da fiyat buralardayken bu mumdan bahsetmiştim. Yani bu düşen mumun gölgesinde tam 12 mum var. Ve daha önce de fırtına öncesi sessizlik diye söylemiştik. Bunun üzerinde kapanış yapamadığı gibi fiyat olduğu gibi aşağıya doğru götürdüler. Bunu daha önce de ben şahsi fikrimi belirtmiştim. Ben düşüşten yana senaryonun olacağını düşünüyorum diye daha önceden söyledim. Belirttiğim seviyede 52 bin dolar seviyesiydi. Fiyat bugün itibariyle 52.800'ü test etti ve bir tepki aldı. Bu seviyeyi takip etmek gerekirse, şimdi nasıl görmemiz gerekiyor veya nasıl takip etmemiz gerekiyor? Öncelikle saatlikte yani 55.270 ve 55.300 diyelim üzerinde kapanış yapar ise yani bu şekilde kapanış yapıp sonra tekrardan gelip tekrar bir yükselen tepe oluşturursa muhtemelen trend yani büyük zaman birimini yani aylık haftalık trendiyle tekrar senkronize olup yoluna devam edecektir. Ama bu olmadığı sürece yani alçalan tepe ile alçalan dip yaparak ilerlediği zaman yani bunun bu düşüşün devamı geleceğini gösterir. Yani ben şahsen yani 52 bin seviyesini düşünüyorum hani geleceğini. Buradaki daha önceden bir direnç vardı. Bu 1-2-3 defa test edildikten sonra tekrardan yükseldi. Yani 52 bin dolar seviyesine muhtemelen gelir. 4 saatlikte izlerseniz 4 saatlikteki fiyat en son burada bir alçalan tepe yaptı. Şu an bir dip yaptı. 4 saatlik bazda fiyat buradan tekrar yükselip bu seviyede yani 57 bine tekrar gelme ihtimali de var. Ondan sonra tekrardan da bir dip yapabilir. Bunu bu şekilde görmek gerekiyor ama bu senaryo yani 58.500 üzerinde kapanış yaparlarsa o zaman trend devam eder. Ama bir saatlikten baktığımızda bu şekilde yani bir saatlik tepe 55.300'de yani fiyat alım için veya satış için saatlik grafiği takip ediyorsanız yani günlük al satçılar için daha bu geçerli. Bu seviyeye bakmanız gerekiyor. Yani bunun üzerinde bu senaryo olmadı mı tekrardan düşüş gelecektir muhtemelen. Evet, Bitcoin'de durumlar bu şekilde. Dediğimiz gibi 52 bin dolar seviyesini bekliyoruz. Evet, gelelim Ethereum'a. Ethereum'da daha önceden burasını çizmiştik. Bu bölgeyi geçtiği takdirde 1741'in altında kapanış yaptığı takdirde düşüş trendi devam edebilir diye söylemiştim daha önceki videoda. Şimdi nasıl bir senaryoyu bekleyeceğiz? Şu an fiyat en son bir yükselen alçalan tepe ile bir dip yaptı şu an. Muhtemelen bir kısa vadede de olsa bir yükseliş görebiliriz. Nerelere kadar? 1750 seviyesine kadar. Buradan da tekrar alçalan tepe yapıp sonra tekrardan bir alçalan dip yapma yoluna gidebilirler. Yani bunu gözlemlememiz gerekiyor. Ne zaman bu dediğimiz senaryo iptal olur? Eğer 1812 seviyesinin üzerinde kapanış yapar ise veya hızlıca geçer ise o zaman bu senaryo iptal olur. Yani bunu bu şekilde takip etmemiz gerekiyor. Günlükte bakacak olursak günlükte en son fiyat buradan
Yani makro perspektiften bakacak olursak, yani büyük resimden fiyat en son buradan bir dip yapmış veya şuradan ve yeni tepe oluşturmuş. Şu an bir geri çekilme yapıyor. Daha önceki tepeyi aşamamışız gördüğünüz gibi. Bir dip yapmış, bir alçalan tepe. Fakat bu alçalan tepe yani uzun vadede geçerliliğin koruması için yani 1430 seviyesinin altında kapanış yapması gerekiyor ki uzun vadede muhtemelen, yani kesin değil, düşüş için 1400 seviyesinin kırılmasını bekleyeceğiz. Ama tabii ki bu senaryo olma ihtimali şu an için net değil. Ama bu 4 saatlikteki bu düşüş devam ederse o zaman günlükte de muhtemelen 1400'ün altında kapanışa doğru gidebiliriz. Çünkü fiyat daima iç içe hareket eder. Yani 4 saatlik önce düşüşe başlar, sonra günlük, sonra haftalık, sonra aylık bu şekilde devam eder. Evet, Ethereum'de devam, yani takip etmemiz gereken bölge 1750 seviyeleri. Buradan fiyat eğer kırmaz ise burayı, bu alıcı bölgesini kırmaz ise 1800 ile 1770 diyelim arasını kaldırıp da iğne atabilir. İğne de sorun yok. Kapanıştan bahsediyorum ben. Yani bu 4 saatlik mum kapanana kadar yani bir yorum yapamayız. Kapandıktan sonra ancak görebiliriz. O yüzden bunu bu şekilde takip etmemiz gerekiyor. Benim senaryom, düşündüğüm kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Fiyatın bir müddet yükseldikten sonra tekrar düşmesi yönünde. Nereye kadar olabilir bu düşüş? Benim görüşüm buraya kadar olabilir. Burası da bir talep. Yani 1500 seviyesi. 1500 seviyesine kadar bir düşüş gelebilir. Eğer 1800'ün üzerinde kapanış yapmaz ise. Bunu bu şekilde bakmamız gerekiyor. Gelelim Litecoin'a. Litecoin'de daha önceki dediğimiz, çizdiğimiz seviye vardı. 194 seviyesi. Bunun altında kesinlikle kapanış yapmaması gerekiyordu. Kapanışı yaptı ve sonrasında da düşüş geldi. Şu an fiyat yani bir talep bölgesinde. O yüzden burada biraz oyalanabilir. Şimdi fiyatın yükselmesi için bir önceki alçalan tepeyi geçmesi gerekiyor saatlikte. Yani şu şekilde geçmesi gerekiyor. Sonra tekrardan bir yükselen dip yapması gerekiyor. Sonradan bir yükselen tepe oluşturması gerekiyor. Sonra tekrardan. Ondan sonra yani uzun vadedeki bu yükseliş trendi devam eder. Bu olmadığı sürece devam etmez. Şimdi kesinlikle 4 saatlikte fiyat düşüş trendi. Onaylanmadı. Sadece en son diple tepe burasıydı. Burayı kırdılar. Şu an muhtemelen fiyat buraya kadar gelip yani 194 ile 200 diyelim arasında bir yükseliş görebiliriz. Önümüzdeki saatler ve günler içerisinde. Bu seviyenin üzerine kapanış yapmaz ise, yani düz rakamla 200 doların üzerinde kapanış yapmaz ise 4 saatlikteki senaryo yükseldikten sonra tekrardan düşmesi. Bunu bu şekilde takip etmeniz gerekiyor. Şu an için saatlikte belki alım fırsatları falan gösterebilirler. Ama daima daha önceki videolarda da söylediğim gibi trend nasıl çizilir videomu izlerseniz anlayabilirsiniz. Yüksek zaman birimi daima öncülük yapar. Yani 1 saatlikte belki yükseliş görebilirsiniz ama 4 saatlik günlük eğer düşüşte ise 4 saatlik ve günlük sonuçta öncülük yapar. Yani onun dediği olur. O yüzden saatlik sadece geçici bir süreliğine işini yapar. Sonradan 4 saatlik ve günlük devreye girer veya daha yukarısı. Yani bunu bu şekilde izlememiz gerekiyor. Eğer biraz daha emin olmak istiyorsanız yani 4 saatlikten aşağı kesinlikle takip etmemenizi tavsiye ederim. Şu anda
4 saatlikte en son dipten sonra yeni bir dip yaptılar. Muhtemelen bu senaryo olabilir. Eğer 200 doların üzerinde kapanış yapmaz ise bir küçük bir yükselişle 194 seviyesine sonradan tekrar düşüş getireceklerini ben inanıyorum. Evet, gelelim Ripple'a. Ripple'da daha önceki buradaki seviyemiz vardı. Buralardan da geldiğinde işte 16-17 Mart'ta buralı alıcıların güçlü olabileceğini bekliyorduk. Alıcılar çıkabilir diye. Ondan sonra 16 Mart gece yani alıcıları ciddi bir şekilde iki mumla gördük. Ondan sonra bir yatay fiyattan sonra tekrardan alıcılar ralliye devamını getirdi. Ve şu anda en son işte dip burası tekrardan bir tepe yaptılar. Şu an yükseliş trendi devam ediyor. Yani bu trend nereye kadar gider? İlk etapta 63 sent seviyesine kadar devam edeceğini ben düşünüyorum. Burada ne olur? Buradaki fiyat hareketini o zaman inceleyip görebiliriz. Şu an bunun detayını vermek mümkün değil. Çünkü kararlar önemli seviyelere geldikten sonra verilir piyasa yapıcılar tarafından. O yüzden önceden bir şey demek tamamıyla tahmin olur ve tahminlere dayalı girişimlerde bulunmak kesinlikle tehlikelidir. Evet, şu an için yükseliş trendi devam ediyor. Ripple'da yani korkulacak bir seviye yok. Şu an 63 sente doğru ilerliyor. Bunu ilerleyen zamanlarda göreceğiz nasıl ilerlediğini. Haftalıkta da yükseliş trendi aynen devam ediyor. Burada da bu seviyenin yani 90 sent seviyesinin 90 sentle 1 dolar seviyesinin kritik olduğunu düşünüyorum. Eğer buralarda bu bölgeyi yani güçlü bir mum çubuğuyla geçer ise daha sonradan bir düzeltme yapıp burayı destek haline getirip ondan sonraki seviyede 2,77 dolar olur diye düşünüyorum. Onu o zaman görmemiz gerekiyor. Bu uzun vadedeki bir durum. Ama şu an için her şey pozitif. O yüzden Ripple için alanlar kesinlikle gülümsemeye devam edeceğini düşünüyorum ben. Evet arkadaşlar, bu videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda altcoin'ları analizini yapacağım. Eğer analiz etmemi istediğiniz bir coin varsa yorumlara yazabilirsiniz. İlk defa izliyorsanız da abone olup bildirimlerden haberdar olmak istiyorsanız zili işaretleyin ve ondan sonraki videolar direkt size bildirim olarak gelecektir. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.